Manşete hoş geldiniz. Bana göre dünün en büyük itirafı para yok itirafıdır. Emekli. Emekliler gerçekten büyük beklenti içerisindeler. Elbette kendilerine verilen ücret yeterli değil. Kendi evlerinde otursalar dahi, başka gelirleri olsa dahi döndüremiyorlar. Ve Türkiye'de emekli nüfusu artıyor. Bunun nedenleri belli. Daha önce sıkça bahsettik. Ta 91'den bu tarafa Erken yaşta emeklilik söz konusu oldu. 38-40 yaşında kadınlar, 42-44 yaşında erkekler emekli oldular. 90'lı yıllarda ve onlar 30 yıldır emekli maaşı alıyorlar, ölmemişlerse ve daha ölene kadar da alacaklar. Bir işin böyle bir e, sosyoekonomik tarafı var. Yani siz insanları 40-45 yaşında emekli ederseniz, 38 yaşında emekli ederseniz ve o insan 70, 80, 90 yaşına kadar yaşarsa Allah ömür versin, emekli maaşı alacak. Yani 18-20 sene prim ödeyip 40 sene emekli maaşı alacak. Şimdi böyle bir ülke çöker. Böyle bir ekonomi yaşamaz. Çünkü o emeklilerin maaşı kendi ödedikleri primler üzerinden ödenmiyor. O emeklilerin maaşı çalışanların primleri üzerinden ödeniyor. E çalışan nüfusu da azalıyorsa yani gençler, çalışan nüfus kaçıyorsa ya da çalışacak iş bulamıyorsa o emeklilerin, birikmiş emeklilerin, o yekünün neyse bütçenin ödenmesinin imkanı olanağı yoktur. Ve o ekonomi çöker. Ve baştakiler de zaten bunu ifade ediyorlar. Para yok ki verelim. Ondan dolayı zaten emekli ücretleri asgari ücretin de altında kaldı ki asgari ücretle de geçinilemiyor. Asgari ücret seviyesinde olsa az üstünde olsa bile olanağı yok 53 bin lira vermeniz lazım. Yoksulluk sınırı açıklanmış 53 bin lira. Yuvarlayalım 50 bin lira vermeniz lazım. Mümkün mü? İmkanı olanağı var mı? Yani onun dörtte biri beşte biri tartışılıyor şu anda 10 bin falan. 15 bin, 12 bin 500 neyse. Bülent Çelik çizmiş gazete pencerede emekliye hak ettiği parayı verecek olursak çivi çakacak paramız kalmaz. Bu Erdoğan'ın lafı. Rüya kendine geldi. Çok güzel bir kapak. Hani e, A Haber muhabirini öyle paylaşmıştı. Yeniden Refah Partisi ile ilgili bir soru soruyor. Bu Erdoğan'ın canını sıkıyor. Rüya kendine gel diyor. Erdoğan kendi gazetecisine. Tüm bütçeyi harcasak bile emekliye ek yetmez. Bu esasen işte para yok itirafı. Yani bunu sadece bu biçimde çok güzel karar gazetesi görmüş. Ben de o kupürü kestim getirdim. Maaşlara 10 bin lira eklemek 1.9 trilyon kaynağı buraya aktarmak demek. Ülkeye tek çivi çakmadan bütçeyi buraya aktarsak bile yetmiyor demiş. Para yok itirafıdır bu. Askeri polisi sağlıkçısıyla devletin çalışanlarının yarıdan fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. Yani diyor ki devletin başındaki yani duran saatin bile günde iki kere doğruyu göstermesi bir misal bir tespit yapıyor. Ve diyor ki yani çalışanlar karşılamıyor emekliyi. Başta anlattığım hikaye. Disk ilk defa enflasyon oranı açıklamış. Devrimci işçi sentikaları araştırma merkezi resmi enflasyonun 53 olmasına rağmen diyor. %106.9. Yani o da 3 haneli olarak bulmuş enflasyon rakamını, hesaplamış. Bu böyle zaten. Yani filenin kaçadı olduğuna, ev kirasına, faturalara gelen zamlara falan baktığınızda bu ortaya çıkar. Okul ücretlerine, taşıma ücretlerine neyse yani kalemler belli. Kimine göre 20 kalem, kimine göre 30 kalem, kimine göre 40 kalem. Harcamalar belli yani. Ve herkes nasıl arttığını görüyor. Ki artık TÜİK de açıkladığı rakamlarda sepeti açıklamıyor. Saklıyorlar. Hakan Kara paylaşmış. Baş ekonomistiydi eski Merkez Bankası'nın. Profesör doktor. Merkez Bankası diyor kuru kontrol etmek için sene başından beri. 2024 başından beri. Yani 1 Ocak işte bugün 29 Şubat. 2 ayda 10 milyar dolardan fazla sattı. Hepsi seçim ekonomisi. Onun için yaz, alta onu yazdım. 1 Nisan yaklaşıyor. Yani çok daha fakirleşecek, çok daha e, yükü ağırlaşacak halkın ve tepedeki bunu aşağıya ödetecek. Şu an her şeyi tutmuş durumdalar. Hatırlayın yani tekelcilere, ne bileyim e, fırıncılara, her yere şey gitti, haber gitti. Aman zam yapmayın, simitçilere. Aklınıza gelebilen her sektöre e, ultimatom gitti adeta. 31 Mart'a kadar zam yapmayın. 1 Nisan'da yapabilirsiniz. Şimdi büyüme oranlarını anlatıyorlar. Ya büyüme oranının vatandaşın şeyle ne alakası var? Sepetiyle, geliriyle, gideriyle ne alakası var? Ama onunla yani ben şimdi gazetenin manşetinde Türkiye yüzde dört buçuk nasıl şekilde ne biçimde büyüdüğünü de bilmiyoruz ayrı bir konu. Ama Türkiye yüzde dört buçuk büyüdü deyip mutlu mu olacağım? Ben kendi gelirime giderime bakarak ancak mutlu olabilirim. Kendi konforuma bakacağım. Konfor derken lüks anlaşılmasın. Konfor o yani. Gelirin gideri karşılaması. Gelirin giderini karşılıyorsa bir konfor içerisindesindir. Ha onun üzeri artık refah payıdır. Ekstra harcamalar için para bulmaktır falan. Tarım. Küçülmüş. Yani bir ülkenin en temel e, hasletlerinden biri. Kendi kendine yetmesi. Gıdada en azından en azından belli konularda, belli temel konularda kendi kendine yetmesi. Bütünüyle kendine kendine yetmesi değil. Elbette teknoloji ithal edecek, elbette bir takım bulunmayan ürünleri ithal edecek, elbette işçi ithal edecek. Hepsi olabilir hizmet sektöründe. Ama kendi kendini döndürebilmeli yani. Tarım hayvancılığı da içerir. Yani ette, sütte, buğdayda, tahılda, en azından belli temel sebzelerde İthalata mecbur olmamalı. Kendi kendini döndürmeli hatta bu kalemleri ihraç edebilmeli. Konya Uvası büyüklüğündeki Hollanda böyle yapıyor. Kendi kendine yettiği gibi ihraç şampiyonu. Tarımın küçülmesi o demek. Yani tarımın küçülmesi, açlığın artması, kıtlığın baş, baş göstermesi ve insanların ürün ve hizmetlere ulaşamaması demek. Heyecan yok belediye seçimlerine dair. Ondan dolayı çok fazla yer vermeyi düşünmüyorum. Ne adaylarda ne liderlerde. Yani pırıltılı bir açıklama, bir kampanya çağrışımı yapacak bir bilgi, haber falan yok. Ama birbirleri arasında işte laf sokma yarışı yapıyorlar. Başka bir şey değil. Ve tuhaf olan şu daha önce bir kamyonun nasıl giydirildiğini İstanbul kampanyasında göstermiştim. Erdoğan'ın fotoğrafı vardı. Burası da Bursa. Bursa için gerçek belediyecilik Erdoğan'ın fotoğrafı. Sanki Erdoğan aday. <laughs> Bir Twitter kullanıcısı yeni adıyla X, Bursa Büyükşehir adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzerliği dikkat çekti diyor. Böyle yani bütün devlet imkanlarıyla kampanya yapıyorlar. Her şeyi bırakmış. Ondan dolayı tutuyor. Dövici tutuyor, tutmaya çalışıyor, hoş tutmaya çalıştığı halde dolarda, euroda, sterlinde dramatik artışlar var. Takip ediyorsunuz. Ama bu, bu tutulmaya çalışılan dönem. 1 Nisan'dan sonrasını bilmiyoruz. İlk defa bir seçimi umursamıyorum demiş. En son İyi Parti'de siyaset yapan Aytun Çıray. Yani yalnız değil bu konuda. Fakat Mehmet Ali Kulat kamuoyu araştırmacısı AKP'ye yakın da daha önce şimdi biraz ayrılmış görünüyor. Mak araştırma. Bir şey olmasa bile kesin bir şey olacak diye bir böyle şifreli tweet atmış. Onu yorumlayan Ergun Babahan da İstanbul seçimini vermeyecek muhtemelen Erdoğan ama nasıl o önemli diye Üzerine not düşmüş. Meslektaşımız ve hala hazırda Adalar Belediye Başkanı Erdem, Erdem Gül e, adliyedeydi. Ve Mitter'ları davasından 5 yıl ceza aldı. Ve dikkat ederseniz bir avuç insan onunla beraber. O da gazeteci dostları. CHP'den kimse yok. CHP Adalar Belediye Başkanı. Tamam aday gösterilmedi ama hala hazırda belediye başkanı senin. Simge bir isim. Ha diyeceksiniz ki Enis Berberoğlu orada. Enis Berberoğlu CHP kontenjanından orada değil. Enis Berberoğlu zaten her şeyden önce bir gazeteci artı bu mitterları davasında bilgi ve belgenin ondan alındığı iddiası falan var. Davanın unsurlarından biri yani davanın sanıklarından, şüphelilerinden biri. Davada ismi geçen insanlardan biri. Bir avuç insan, kimse yok. Onu yazmış Sedat ee, Bozkurt. Bunu yazdığım için üzgünüm. Erdemgül, partinizin halen belediye başkanı gazetecilik yaptığı için haksız hukuksuz ceza aldı. Bir destek açıklaması yapmadınız. Hiçbir CHP yöneticisi arayıp geçmiş olsun demedi diyor. Erdem Gül de ona cevap vermiş. Sen üzülme arkadaşım arkadaşlık yeter de artar. Teyit ediyor yani. CHP'den kimse yanında yok arayan da yok. Sonra Özgür Özel aramış bugün Erdem Gül'ü. Sedat Bozkurt'a da aradım falan demiş. Erdem Gül neden yargılanıyor? Tek bir haberden Yargılandığım dosyada tek eylem bir haber. Manşet olan bir haber. Dosyada başka eylem sayılabilecek bir şey yok. Dolayısıyla haber eylem olmuş oluyor bu durumda. Ve bu doğrudan habere cezadır. Cezalandırılan haberdir diyor. Erdem Gül, gazeteci, Adalar Belediye Başkanı. Yanında yöresinde CHP'den bir kişi bile yok. Evet. Maalesef. Orada arada İzzet Özgenç mühim bir işaret vermiş. Yaklaşan Fırtınaya veya anayasa çalışmalarına dair Beştepe'yi mekan tutmuş çakallar ki artık ağzını bozmaya başladı Ceza hukukunun Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarındandır Profesör Doktor İzzet Özgenç Ünlü bir cezacıdır yani Yakın zamana kadar da sarayda danışmandı Sarayın görüşlerine, metinlerine, ne bileyim Değerlendirmelerine önem verdiği bir isimdi Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Çok sayıda hükmünü iptal etmesini İptal edilen kararname hükümlerine uygun anayasa yapma hususunda bir fırsat olarak değerlendirmeye çalışabilirler, diyor Beştepe'yi mekan tutmuş çakallar. Yani diyor ki, bak işte anayasa mahkemesi kararnamelerimizi iptal etti, Cumhurbaşkanı çalışamaz halde elini kolunu bağladılar, bunu anca bir yeni anayasa temizler. Evet, geliyor gelmekte olan ama o arada küfür kıyamet, MHP birbirine girmiş durumda. Fakat benim burada yadırgadığım şey şu, Kutalmış Türkeş, Alparslan Türkeş'in oğlu. Benim burada yadırgadığım konu, soyadı Türkeş olan bir insan elbet eski partisine, MHP'ye, neyse oradaki bir takım insanlara e, yükleniyor ama fena halde ağzını bozmuş durumda. Birazdan getireceğim tweetleri ekrana. Sonra ona cevap verenler de ondan daha beter. Yani, yani bir insan ya gerçekten okuyamıyorum ile işaretlediğim yerlere bakın. Ya bir insan babasından böyle bahseder mi ya? Yani be, nutkum tutuldu. Hadi diyelim ki küfret. Hadi diyelim ki galiz ifadelerle küfrettin. Hadi diyelim ki. Ya babanı nasıl böyle bir şeyin içine sokuyorsun? Babasından bahsettiği yere bakar mısınız ya? Sonra ona cevap verenler de ondan şey... Ya birbirlerine girmiş durumdalar bir cinayetten dolayı. Yani ayrıca yani sende bir suçluların telaşı yoksa niye böyle atarlanıyorsun ki? Yani acayip laflar yani. Ya gerçekten telaffuz etmek istemiyorum. Ekranı kirletmek, yayını kirletmek istemiyorum. Sarı ile işaretledim küfürleri. Bu işte MHP'de İzzet Ulvi denen bir sersem. Öbürü de ülke ocaklarında bilmem ne yöneticisi. Ahmet Yiğit Yıldırım denen kişi. Birbirlerine söyledikleri laflara bak ya. Ama yani çok acayip bir şey. Yani ayrıca bir şey yani bir şeyden bir şey biliyorsan yani Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yani onu ortaya koy. Yani doğrudan itham ediyorsun. Sonra da önün arkasına bir sürü küfür sıralıyorsun ve babanı da işin içine katıyorsun ve ya bir insan babasından böyle bahsetmez. Sonra da öbür tarafta buna yayılım ateş ondan daha rezil bir şekilde cevap veriyor. Fakat Eren Keskin, e, birbirlerini tehdit ediyorlar, cinayetler işleniyor ve hiç kimseye bir şey olmuyor. Faşizm bu kadar yerleşik bu coğrafyada demiş. Doğru tespit bu. Yani anlamlandıramadığımız bu küfürlü, sinkaflı falan kavgayı belden aşağı, acayip yakıştırmalarla dolu. Ancak bu şekilde yorumlayabilirsin. Birbirlerine fena halde bindiriyorlar, tehdit ediyorlar, cinayetler işleniyor ve hiçbir şey, hiç kimseye bir şey olmuyor. Ancak kedi katili için Cumhurbaşkanı Adalet Bakanı'nı arıyor. Anca böyle bir zabıta, işte tablasında bir şey satmaya çalışanı ya paça götürüyor. Anca gücü zayıflara, çelimsizlere yetiyor. Yani o kadar iç ki Eren Keskin haksız değil. Karagümrük Spor MHP lideri Bahçeli'ye onursal üyelik beratı vermiş filan falan. E Karagümrük Çetelerle anılan bir ilçe İstanbul'da. Ve deniz, devlet Bahçeli'nin Karagümrük ilgisi de bundan. Hani bir spor kulübü olduğu için sporu desteklemek futbol falan adına değil yani. Al birini vur ötekine. Hukuk kalmayınca devlet çetelerin eline, mafyanın eline geçmiş durumda ve işte bir şekilde böyle tepişiyorlar. Ya bir başka konu çok enteresan. Erdoğan Aktaş mühim bir tanıklığını paylaştı TV100 sitesinde. Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz hızı ziyaret etmiş işte onunla röportaj yapmak için. 30 yıl önce kendisine rüşvet teklif etmiş. Yani bunu diyor aramızda bir şekilde çözelim, reklam falan verelim falan filan gibi. Sert çıktım diyor. Benim sert çıkışım üzerine de diyor işte reklam ücreti olarak düşünün falan dedi ama diyor konuyu geçiştirmeye çalıştı falan. Böyle bir şey. Yani insanlar değişmiyor. Bugün ne söylemiş olursa olsun. Acayip. Acayip yani. orada arada geçelim. Atilla Yeş çanta dolusu para partiyi karıştırdı. İşte CHP'li vekilin odasındaki 250 bin dolarlık sır falan diye sabahta bir haber olmuş. O olaya hiç girmiyorum bilmiyorum. İlgilenmek de istemiyorum. Ayrı bir konu. Fakat Atilla Yeşilada'nın üzerine düştüğü yorum ilgimi çekti. Yalana bak. CHP 100 yıllık tarihinde 100 bin doları bir arada görmedi. Yapma Sayın Atilla Yeşilada. Yani. Parti siyasetinde çanta çanta paralar gelir gider. Hele bu 100 yıllık CHP tarihinde. Hele bu CHP'nin geriye doğru birkaç 10 yıllık tarihinde. Yap. Çanta çanta para demişken orada 15 Temmuz'un kritik ismi Abidin Ünal'ın Ibiza'da yaşadığı ortaya çıktı. Ibiza Akdeniz'de bir ada İspanya'ya bağlı işte Fransa'nın güney tarafında. Tatil adası, zenginlerin cenneti falan gibi lüks bir ada. Ee, orada işte bir ev sahibi olmak, villa sahibi olmak veya orada yaşamanın falan bir maliyeti var. Ee, burada da Akın Öztürk'le birlikte görülüyor. Akın Öztürk de 15 Temmuz'dan beri içeride hücrede tutuluyor görmediği eza cefa kalmadı ama yan yana işte silah arkadaşı idiler. Birlikte kuvvet komutanlığı yaptılar, yaş üyeliği yaptılar falan. Bunu da Lale Demirkaya paylaşmış. Osman Zerey'in Rus, Rus, uçağını düşürme emrini Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın verdiği iddia edildi haberi üzerine. O şimdi diyor Ibiza'da 2014 yılında yaptırdığı evde yaşıyor an itibariyle. Evet. Nasıl yaşarsınız? Hangi parayla? Ne biçimde? Hangi gelirle? Oralara girmeyelim. Girmemize gerek de yok. O arada Putin e, parlamentoda yıllık konuşmasını yaptı Rus parlamentosunda ve e, NATO'yu uyardı. Tehdit de diyebilirsiniz. NATO'nun genişlemesi tehdittir dedi ve bu durum nükleer bir savaşı tetikleyebilir. Ee, bir nükleer savaş çıkmadı soğuk savaş döneminden bu tarafa ama nükleer silahlanma karşılıklı parmak sallama ya da karşılıklı e, güçlerin birbirini tehdit etmesi biçiminde kullanıldı ve bu son birkaç yıldır Ukrayna Savaşı ile beraber devam ediyor. Ama Batı'nın Rusya'yı yok etmeye çalıştığını söyledi Putin. Ee, bu konuda sonuç alırsa Batı veya Putin bittiğini veya işte kendisinin yok edilmek üzere olduğunu düşünürse düğmelere basmaktan çekinmeyecektir. Fakat şu anda durum o değil. Yani şu anda durum Putin hayli neşeli, güçlü ve Ukrayna savaşını kazanmış edasıyla bir e, hava veriyor. Esasen Ukrayna'da da işler pek iyi gitmiyor. O arada Amerika'da bu iki lider Joe Biden ve Trump 2024 Kasım seçimlerine doğru ilerliyorlar emin adımlarla. Orada Michigan'da, Michigan'da Joe Biden adaylık için işte ön seçimler falan oluyor. Her eyalette kendine göre. Şu aylarda o tamamlanıyor. İşte Mayıs Haziran'a kadar devam edecek. Yazında adaylar kesinleşecek. Fakat 36 bin kadar seçmen Biden yönetiminin Gazze'deki savaş konusunda tutumunu protesto etmek için kararsız oy kullanmış. Bu durum. Biden'ın pozisyonunu etkilememiş. Michigan'daki seçimi kazanmış ama kendi seçmeni dahi homurdanıyor. Yani eski desteği yok bu manaya geliyor. Trump'a da gidip oy vermeyeceklerine göre sandığa gitmiyorlar veya kararsız oy atıyorlar veya boş oy atıyorlar. Nasıl olacaksa Amerikan seçim sisteminde öyle bir noktaya doğru gidiyor. İnsanların içine sinen bir aday yok. Son not. Türkiye işgalci İsrail'i ihracat listesinden çıkardı diye bir haber Metin Cihan bunu düzeltmiş büyük bir aldatmaca. Ticaret devam ediyor. Anlık görebiliyorum. Gemiler gidip geliyor. Yalan da olsa seçim öncesi bu bilgiyi yayalım diye düşünmüşler diyor. Detaya baktığınızda olay şu. Ticaret devam ediyor ama İsrail'e ihracat yapanlara devlet teşvi askıya alınmış. Böyleyken böyle. Hayatları yalan, dolan ve aldatmaca. Orada hatırlatalım. Gazze'de bu sabah gıda yardımı bekleyen kalabalığa İsrail bombardımanı oldu ve 104 en az Filistinli'nin öldüğü, 760 kadar Filistinli'nin de yaralandığı belirtiliyor. Rakam her geçen saat artıyor. O arada 10 Mart işte Ramazan başlamasıyla beraber bir işte silahların susmasını Ramazan ayı boyunca en azından barış müzakerelerinin başlamasını falan bekliyoruz ama sadece bugün, sadece bu sabah 100'ün üzerinde Filistinli, İsrail bombardımanında öldürüldü. 700'ün üzerinde de yaralı var. Maalesef. Bir manşeti daha kapatıyoruz. Yarın haftanın son manşetinde in-out'larla birlikte olmak üzere in-out'larla kapatacağız haftayı. Hoşçakalın. Yarın görüşmek umuduyla.